Uzun yıllardır farklı tanı ve sendromları olan çocuklarla çalışıyorum. Çok farklı tanı ve sendromlar var. Hatta çoğumuzun bilmediği, işte milyonda bir olan tanı da olabiliyor. Hatta bazen hiç bilinmeyen tanılar olabiliyor, sıra dışı tanılar. Bu çocukların hepsini görüyoruz. Fakat beni korkutan, ürküten tanılardan bir tanesini söyleyeyim. Özellikle otizm spektrum bozukluğu. Çünkü artış oranı ürkütücü. Yani hani hayatınızda çocuk varsa ya da işte evlendiniz, çocuğunuz olmasını düşünüyorsanız mutlaka bu sizi ürkütüyor, korkutabiliyor. Çünkü önceden 10 sene, 15 sene öncesinde otizm kelimesini çok duymuyorduk. Duymadığımız bir kelimeydi. Zaten otizmin gelişimine baktığımızda hani 43'lü yıllarda Kenner'ın çalışmalarından geliyor. Son işte 80'e bakıyoruz. 80 yılında 5000'de 1'di oran. Sonrasında 68'de 1, 54'te 1. Son çalışmaya bakıyoruz. Şu an mesela 44'te 1. Hatta bazı uzmanlar, yani biraz abartılı olacak ama son işte 5 sene, 10 sene içerisinde işte otizmin 5 çocuktan 3'ünün otizmli olabileceğini düşünüyor. Otizmle ilgili çok güzel bir film var. Oradaki aslında savant, işte otizmin en uç, en pik noktası, olumlu anlamda yüksek işlevli otizm denilen otizmli filmi var. 88 yapımı. Mutlaka izleyebilirsin. İşte Dustin Hoffman'ın oynadığı, Tom Cruise'un gençliği var. Gerçi hala genç. Sonra bizde de yapılıyor benzer yapımlar. Mesela bir yapım vardı. Mesela oradaki doktor da aslında savanttır. Fakat bunların oranı düşük mesela. Yani diyelim ki bütün otizmlileri düşündüğümüzde %75'inde mental sıkıntılar, zihinsel sıkıntılar olabiliyor. %25'inde zihinsel sıkıntı olmayabiliyor. %25'inin %3'lük ya da %5'lik kısmı savant. Normal insanların yapamadığı şeyleri yapabiliyorlar. Özel yetileri olabiliyor. Mesela o filminde aslında Kim Peck'in hayatı anlatılıyor. Kim Peck 12 bin tane kitabı ezbere biliyor gibi sıra dışı böyle yetileri olabiliyor. Mesela onlarda corpus callosum bağlantısı yok. Sağ gözüyle sağ sayfayı, sol gözüyle sol sayfayı okuyabiliyor. Bundan dolayı şunu biliyoruz mesela otizmle ilgili. Nöro gelişimsel bir farklılık ya da bozukluk diyebiliyoruz. Uzun yıllardır çocuklarla çalıştığımız için biz çocuğu gördüğümüzde görür görmez yürüyüşünden, duruşundan, bakışından, etkileşim kurup kurmamasından o çocuğun otizmli olup olmadığını görebiliyoruz. Fakat tanı koymak öyle basit bir iş değil. Sağlık kuruluna giriyorsun. O kurulda yani çocuk gelişimci de olabiliyor, psikiyatr, nörolog, bir sürü uzman olabiliyor. Hani o sağlık heyeti raporu alınıyor aslında. Hani çocuğu gördük hemen tanı koyalım gibi bir şey değil. Sonrasında eğitim raporu alıyor ve eğitim raporu aldıktan sonra bize gelmeye başlıyor. Rehabilitasyondaki tedavi şudur. Yani otizmin şöyle cerrahi bir müdahalesi yok. Alternatif çok yöntem var. Benim gördüğüm şu, ilk önce çocuğu tanımanız gerekiyor, o çocuğu çözmeniz gerekiyor. Çünkü otizm şöyle bir şey, hani spektrum bozukluğu denmesinin sebebi şu, her çocuğu farklı birçok açıdan etkiliyor. Yani hani çok hafif düzeyde çocuk olabilir, çok ağır düzeyde çocuk olabilir. Çocuğu tanıdığınızda o çocuğun hassasiyetlerini, duysal hassasiyetlerini, genel profilini bildiğinizde bireyselleştirilmiş eğitim programı uyguluyorsunuz. Yani her eğitim programı çocuğa uygun bir şekilde yapılandırılıyor. O şekilde destekleniyor. Çeşitli işte yaklaşımlar var. Mesela diyelim ki oyun zaten bütün tedavilerin merkezinde. Yani diyelim ki duysal bozukluğu varsa orada da oyun tedavisini kullanıyorsunuz. Ya da diyelim ki fiziksel bir sıkıntısı varsa orada da, bedensel bir rahatsızlığı varsa orada da oyun tedavisini kullanıyorsunuz. Benim kendi çalıştığım alan, işte mesela diyelim ki araştırdığım, üzerine çalıştığım alan beyindeki oyun devreleri. Yani hani oyun çocuğun hayatında nasıl etkili ya da oyun çocuğu tedavi eder mi kısmı üzerine çalıştım. Çok uzun yıllardır çalıştığım için bakın tek yumurta ikizi çocuklar var, bakın tek yumurta. Buraya getirdiğimizde ayırt edemiyorsunuz. Çok hani oranı düşük olsa da ikisi de otizmliydi. Otizm spektrum bozukluğu vardı. Onlarla 10 sene çalıştım. Yani o bütün gelişimi görüyorsunuz, 10 senelik gelişimi. Bir tanesi düzeldi, evet, normal hayatına devam etti. Birinci sınıfa başladığında, 2 yaşında gelmişlerdi. Birinci sınıfa başladığında yaşıtlarıyla birlikte eğitime devam ediyor. Şu an ailesiyle görüşüyorum, hani sıkıntılı bir durumu var mı? Yaşadığı problemler var mı? Problemlerin üstesinden gelebiliyor mu? Çok sıkıntılı bir durumu yok. Fakat diğer ikizi hala destek eğitime devam ediyor. Mesela destek eğitime geliyor, eğitim alıyor. Konuşmayı ya da işte öz bakım becerilerini yapmayı, benzeri bir sürü şeyi yapabiliyor. Fakat bütün otizmlerde olduğu gibi sosyal etkileşim, iletişim
alanlarında mutlaka sıkıntılar oluyor. Savant olan birinin de bakın hani zeka olarak sıkıntısı olmayabiliyor fakat iletişim kuramıyor. Göz teması kuramaz, sizinle etkili iletişime geçemez, sizin sorularınıza cevap veremez. Sınırlı ilgi alanları vardır. İlgi alanlarıyla ilgili saatlerce konuşabilir fakat uygun etkileşimleri yürütemiyor. İşte burada şunu söyleyemiyoruz, hani net bir şey söyleyemiyoruz. Biri net bir şey söylüyorsa zaten ya orada ticari bir kaygı vardır diye düşünüyorum. Hani geldi mesela çocuğunuzu işte bir senede düzelteceğiz ya da otizmin tedavisini bulduk gibi bir şey. Çok hani uygun bir yaklaşım değil. Uzun süre çalışmanız gerekiyor. Bunun şu an tek tedavisi eğitim. Ve sabrediyorsunuz, çocuğun hayatına sosyal etkileşimi, gerçek deneyimleri katmanız gerekiyor. Gerçek deneyimler demek de çocuğun hayatında yakın çevresinin yer alması demek. Anne, baba ya da işte diğer kişilerin hayatında yer alması ve çocuğun onlarla etkileşime geçmesi, adaptif yanıt üretmesi gerekiyor ki kişilere dönsün, hayata dönsün. Ya bu alanda çalışan uzmanların ya da işte çocuğun çevresindeki kişilerin çocuğun fantezi dünyasıyla işte gerçek dünya arasında köprü olması gerekiyor. Yani sosyal etkileşimi olmayan biri kendi dünyasındadır. Aslında bebeklerde de aynı şey var. Bak şunu söyleyebiliyoruz. Bebekler doğarken aslında otizmlidir. Onu açık açık söylüyorum. Yani hani infantil omnipotenslerinden bir dönem. Çünkü o dönemde bakın bütün ihtiyaçlarınız gideriliyor. Kişiye ihtiyaç duymuyorsunuz. Her şey oluyor. İşte yemedir, içmedir, bütün ihtiyaçlarınız giderildiği için kendi dünyasındadır bebek. Hani özel bir fantezi dünyası vardır. Orada yer alıyordur. Kişiye dönmesi ne zaman başlıyor? İşte anneyle göz teması kurmaya başladığında başlıyor aslında. Benim eleştirdiğim konulardan bir tanesi de şu. Çocuğun dünyasında annenin yeri o kadar önemli ki anne 0-1 yaş döneminde çocukla etkileşime geçemiyorsa hani ona uygun özgecil bakımı yapamıyorsa çocuklarda otizm olabiliyor. Sebebiyle ilgili o kadar çok araştırma var ki yani şimdi mesela sıralayayım. Diyelim ki antibiyotiklerin etkisiyle ilgili araştırma var. Gerçekten böyle bir şey mi? Ya da işte diyelim ki annenin makyaj ürünü kullanmasıyla ilgili bir sürü ya da işte diyelim ki aşılarla ilgili bir sürü şey söyleniyor. Fakat benim kendi görüşüm şu, kimyasal bir çevreye doğuyoruz. Hani bu çevre sadece işte sosyolojik çevreyle ilgili değil, yediğimiz gıdalardaki kimyasallar, tarım ilaçlarının etkisi, işte sudaki maddelerin etkisi, bir de bunlara işte anne baba etkileşiminin yetersizliği etkilenince eklendiği zaman mutlaka çocukta sıkıntılar oluyor. Bir de şöyle bir şey, çocuklar ekrana çok fazla maruz kaldığından gerçek etkileşimden uzaklaşıyorlar. Bundan dolayı hani ya uyaran eksikliği ya da işte otizm benzeri mesela hani otizm direkt otizm diyemiyoruz ama otizmli çocuğa benzer davranış örüntüleri o çocuklarda da görülebiliyor. Çocuğunuzun hayatında mutlaka 0-2 yaş döneminde yer almalısınız. Evet hepimizin ekonomik koşulları çok sıkıntılı ama çocuklarınızı elinizden geldiğince özellikle anne özgecil bakımla desteklemeli yoksa çocuğunuzda sıkıntılar oluyor ve bu sıkıntılardan dolayı zaten gereğinden fazla işte maddi olarak sıkıntıya giriyorsunuz. En iyisi o dönemde çocuğunuzu destekleyin diyorum. Daha önemli bir şey söyleyeyim. Bir bebek düşünelim, sapasağlam dünyaya gelsin, herhangi bir sağlık sorunu olmasın. Onu alalım, hiç insan sesi duymadığında, etkileşimden uzak kaldığında hayatı boyunca konuşamayabiliyor. Onun için bebeğinizle mutlaka konuşun. Hatta anne karnındayken konuşmaya başlayın.